Şimdi böyle bir denklemimiz var. 12 üzeri eksi 2 çarpı 1 bölü 72 üzeri 5 eşittir 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b. Şimdi videoyu burada duraklatın ve a ve b'nin bu denklemi sağlayan tam sayı değerlerini bulun. Ve bu soruyu çözebilmek için, bu soruyu devrebilmek için üslü sayılara ait öğrendiğimiz tüm özellikleri lütfen kullanın. Evet, soru üzerinde uğraşmış olduğunuzu farz ediyorum, ümit ediyorum. Şimdi birlikte çözmeye çalışalım. Buradaki 12 sayısını ve buradaki 72 sayısını görüyorsunuz. Şimdi bunları 2'nin ve 3'ün kuvvetlerinin çarpımı olarak yazmayı deneyeceğim. Mesela 12, 3 çarpı 4'e eşit. O zaman şöyle yazabilirim. 3 çarpı 4'ün eksi ikinci kuvveti. Artık 3 ve 4 ile muhatabız. 3, tabii ki 3'ün bir kuvveti. 4 de yine 2'nin bir kuvveti, 2'nin karesi. Şimdi bunu da 2'nin karesi olarak yazacağım. Demek ki bu 3 çarpı 4 üzeri eksi 2 imiş. Gelelim 1 bölü 72'ye. 1 bölü 72 de şöyle yazılabilir. 1 bölü 8 çarpı 9. 8 kere 9, 72. 8, 2'nin bir kuvveti, 9 da 3'ün bir kuvveti. Tabii ki parantezin 5. kuvvetini alıyoruz. Demek ki bu 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b'ye eşitmiş. Sol tarafı 2 ve 3'ün kuvvetlerinden oluşacak şekilde, 2 ve 3'ün kuvvetlerinden oluşacak şekilde sadeleştirmeye devam edeceğim. Sonra da bakacağız denklemi sağlamak için a ve b'nin ne olması gerekiyor. Şimdi bu terime bir bakalım. İki sayının çarpımının kuvvetini nasıl alırız? Üstlü sayıların özelliklerinden biliyoruz ki sayıların ayrı ayrı kuvvetini alıp birbiriyle çarparız. Yani iki sayının ayrı ayrı kuvvetlerinin çarpımına eşit olacak bu. Yazıyorum. 3 üzeri eksi 2. Çarpı 4 üzeri eksi 2. Çarpı 4 üzeri eksi 2. Şimdi gelelim bu terime. Bunu şöyle yazacağım. Aynen şöyle olacak. 1 bölü 1 bölü... Yok, öyle yazmayayım. Yazmayayım öyle. Çarpı 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 9 üzeri 5. Şimdi, 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri eksi 2 olarak bırakabiliriz. Böyle güzel durdu. Açtı, değil mi? Yakıştı. Yazıyorum 3 üzeri eksi 2 Peki 4 üzeri eksi 2 neye eşittir? Ayrı bir renkle yazayım. 4 2'nin karesidir değil mi? O halde çarpı 2'nin karesi üzeri eksi 2. 2'nin karesi üzeri eksi 2. 1 bölü 8 aynı zamanda neye eşit? 1 bölü 8 nedir? 1 bölü 8'i 8 üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. Veya 1 bölü 2 üzeri 3 olarak da yazabiliriz. Ki o da 2 üzeri eksi 3'e eşit olur. Ve bu tutarlı bir sonuç. Hatırlayın 8, 2 üzeri 3'e eşit. O halde bu 2 üzeri 3, üzeri eksi 1 demek. O da 2 üzeri 3 çarpı eksi 1'e eşit. Eşittir 2 üzeri eksi 3. Demek ki 1 bölü 8, 2 üzeri eksi 3'e eşitmiş. Aynı mantığa göre 1 bölü 9 da ne olacak? Eşittir 9 üzeri eksi 1. Veya bunu şöyle de yazabiliriz. 1 bölü 3 üzeri 2, bu da eşittir 3 üzeri eksi 2. Yani bu ikisi de aynı şey. Çünkü 9, 3'ün karesi. Ve bunun eksi birinci kuvvetini alıyoruz. O da yine 3 üzeri 2 çarpı eksi 1'e eşit oluyor. Ve bu da eşittir 3 üzeri eksi 2. Demek ki bu terim, tüm parantezin 5. kuvvetini alıyoruz bu arada. 1 bölü 8, az önce bulduk, 1 bölü 8, 2 üzeri eksi 3 demek. 1 bölü 9 ise, 1 bölü 9 ise, 3 üzeri eksi 2. Sadeleştirmeye devam edelim. 3 üzeri eksi 2'miz var. 3 üzeri Evet, yerimizi ekonomik kullanalım. 3 üzeri eksi 2. Şimdi buradaki terim, tekrar mora dönebiliriz. Bu kısım 2 üzeri 2 üzeri eksi 2. Zaten biliyoruz bu 2 üzeri, bu 2 kuvvetin çarpımıdır. 2 çarpı eksi 2, eksi 4 eder. 2 üzeri eksi 4 dedik. Şimdi de içerideki iki terimin İki sayının çarpımının kuvvetini almayı biliyoruz. Bu da aynı şey. İkisinin de beşinci kuvvetini alacağız. Daha doğrusu ikisinin de beşinci kuvvetini alıp birbiriyle çarpacağız. O halde çarpı 2 üzeri eksi 3 üzeri 5 çarpı, evet bitiş düzlüğüne girdik, çarpı 3 üzeri eksi 2 üzeri 5. Burası yine 3 üzeri eksi 2, çarpı 2 üzeri eksi 4. Evet, tünelin sonu göründü değil mi? Şimdi bu neye eşit? 2 üzeri eksi 3 üzeri 5. İki kuvveti birbiriyle çarpacağız. Yani bu 2 üzeri eksi 15 olacak. Peki bu ne olacak? Eksi 2 çarpı 5 eşittir eksi 10. O halde 3 üzeri eksi 10. 3 üzeri eksi 10. Peki tüm sol taraf neye eşit olacak? Şimdi eğer bunu başka bir renkle çizeyim. 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri eksi 10 ile çarpacak olursak. Tabanlar aynı, o zaman üstleri topluyoruz. Yani 3 üzeri eksi 2 artı eksi 10 eşittir 3 üzeri eksi 12. Burada da 2 üzeri eksi 4 çarpı 2 üzeri eksi 15 var. Bu da ne edecek? 2 üzeri eksi 19. Topladık ikisini. 2 üzeri eksi 19. Bunun 2 üzeri a'ya eşit olması lazım. Şimdi başa döndük, denklemimize döndük. Bunun neye eşit olması gerekiyor? Neye eşit olması gerekiyor? Bu sonucun 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b'ye eşit olması lazım. E 2'nin kuvveti eksi 19. O zaman a eşittir eksi 19. Çok kolay. 3'ün kuvveti de eksi 12. O halde b de b de eksi 12'dir diyoruz ve işte bitti. Peki ne yapmış olduk? Üslü sayılara ait bildiğimiz tüm özellikleri kullanarak güzel, keyifli bir problem çözmüş olduk. Şahane.